Irak'ta 3 aydan uzun süredir devam eden hükümet karşıtı gösteriler yeniden alevlendi. Başkent Bağdat'ta sokağa çıkan göstericiler polisle çatışıyor. Olaylarda bir kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Irak'ta olan biteni biraz konuşalım istiyoruz. Bilgesem Araştırma Koordinatörü Ali Semin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Mehmet Bey. Teşekkürler. Şöyle başlayalım. Sokağa çıkanlar kim? Motivasyonları ne? Sadece ekonomik nedenlerle açıklanabilir mi? Yoksa uzun zamandır Irak'la ilgili konuştuğumuz mezhepsel bir boyutta var mı? Buyurunuz. Evet, şimdi 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren biliyorsunuz Irak'ta bir protesto eylemi gerçekleşiyor. Bu eylemin aslında ideolojiye ya da herhangi bir mezhepten ziyade tamamen Irak'ta 2003'ten sonra ABD'nin kurduğu sisteme karşı bir tepkidir. İlk başta ABD'ye karşıydı. Daha sonra bu tepkiler İran'a da yöneldi. Çünkü bunun Irak'taki olaylara baktığımız zaman özellikle protesto olaylarına tamamen Bağdat başta olmak üzere güney illerinde, vilayetlerinde, Irak'ın güneyindeki Şii kentlerinde gerçekleşiyor. Hatta hatırlarsanız 27 Kasım'da İran'ın Necef Başkonsolosluğu binası da yakılmıştı. Yani aslında burada tabii ki ister istemez Irak'takilerin tepkisi birinci İran'a sonra ABD'ye oluyor. Çünkü ABD'nin kurduğu bir mezhep ve etnik yapıya dayalı bir hükümet sistemi kurdu Irak'ta. Siyasi bir süreç başlattı 2003 ile birlikte. Ama bunun tabii ki ister istemez Irak'taki en önemli sorunlardan bir tanesi işsizlik sorunudur. Irak bugün son verilere göre %22,5 işsizlik oranı mevcut. Onun dışında gençler arasında %40-45 oranında bir işsizlik oranı mevcuttur. Onun için Irak'taki en büyük sorunlardan bir tanesi işsizlik ve yolsuzluk. Yani idari ve mali yolsuzluk söz konusu. Şimdiki protestocuların da istediği şudur. Irak'ta tamamen yeniden bir Irak siyasi yapılanmasına gidilmesi, düzenlenmesi. Bunun anayasanın da yeniden düzenlenmesini talep ediyorlar aynı zamanda. Sadece siyasi bir süreçten bahsetmiyorlar. Bunun dışında ekonomik kriz var, ekonomik sorunlar var. Bu ekonomik sorunlarını bir an önce giderilmesini istiyorlar Irak hükümetine. Yani düşünün, bir ülkeyi düşünün. Her gün yaklaşık 5 milyon varil günlük petrol üretiyor ve bu 3 milyon 650 bin varilini dışarıya satıyor ve buna rağmen Irak ciddi bir krizle, ekonomik krizle karşı karşıya ve aynı zamanda Irak'ta ciddi bir işsizlik oranıyla karşı karşıya kalınmaktadır. Burada tabii aslında biz baktığımız zaman protesto olaylarına, protestoların bir lideri yok şu anda. Şu ana kadar hatırlarsanız daha önceki bütün protestolarda Sadr, Şii din adamı, aynı zamanda önemli bir siyasi figür olarak karşımıza çıkan Muqtada Sadr, her zaman şeylerin, protestoların öncülüğünü yapmıştı. Ama bu sefer öyle değil. Tamamen halktan oluşan, tamamen sivil, hatta başlangıçta yaşları 16 ile 30 arasında ciddi bir protesto, yani gençlerden oluşan bir protesto eylemiydi. Daha sonra buna bütün şeylerden, kesimlerden katıldığını görüyoruz. Irak'ın en büyük sorunu şu anda genç nüfus oranı çok yüksek. Yani Irak'ın %27'si genç nüfustan oluşuyor ve bu gençlerin de maalesef üniversite mezunu olduktan sonra da işsizlikten dolayı böyle protestolar düzenliyorlar. Irak'ın büyük problemlerinden bir tanesi işsizliktir şu anda ve idari ve mali yolsuzluktur. 29 Kasım'dan itibaren beri Irak Başbakanı Abdülmehdi istifa etmiş. Yani evet. Sadece geçici olarak şu anda hükümeti yönetiyor ve bir geçiş süreci olarak karşımıza çıkıyor. Bir geçiş süreci var Irak'ta ve buna şimdiye kadar Irak Cumhurbaşkanı biliyorsunuz birisini görevlendirmesi lazım hükümet için. Ama daha önce görevlendirdiği Irak Meclisi'nde, Irak Parlamentosu'nda çoğunluğu olan grupların adayını görevlendirmişti hükümet kurulması için. Ancak buna protestocuların karşı çıkmasından dolayı geri çekmişti yeni görevlendirdiği hükümetten desteğini. Ama bugün alınan bilgilere göre, özellikle bölgeyle görüştüğüm ya da iddialara baktığım zaman sosyal medya üzerinden Irak'taki iddialar şu yönde:
Bugün Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih tamamen bağımsız ve protestocuların da destekleyeceği bir adayı görevlendirecek yeni hükümetin kurulması için. Kim, çünkü Irak'ta artık birkaç isim var aslında. Yani şu ana kadar tam olarak belli değil ama şöyle, yani hep şu iddialar yapılıyor. Özellikle protestocuların istediği bir isim olacağı şeklinde bir iddia var. Şu anda resmi olarak bir isim üzerinde bir isim açıklanmış değil. Ancak şu var, Irak'ta artık yeni hükümetin bir an önce kurulması, en azından geçiş hükümeti olarak karşımıza çıkabilir. Evet. Ve Irak erken seçime gitmesi gerekiyor. Erken seçim de tabii ki erken seçimde Irak'taki protestocuların istedikleri, yani 2003'ten sonra görev almış herhangi bir siyasi figürün tekrardan Irak hükümeti içerisinde veya parlamentosunda yer almamasını istiyorlar. Peki. Şimdi bunun için çözüm önerileri var ama dediğim gibi Irak'ın özellikle protesto konusundaki söyleyeyim yolsuzluk ve işsizlikten kurtulması gerekiyor. Bunun için de ciddi bir zaman gerektiğini düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ali, senin bilgisayar araştırma koordinatörü. Efendim, devam edelim.